Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Yayınımıza devam ediyoruz. Reklam arasına gitmeden önce de siyaset diyeceğiz demiştim sizlere. Geçen hafta da ağırlamıştık kendisini. O zaman milletvekili adayıydı. Aynı zamanda milletvekiliydi gerçi ama şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili, Samsun milletvekili Sayın Hayati Tekin'i ağırlıyoruz. Sonuçları değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemdeki yol haritasını ve yeni gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz öncelikle. Davetimizi kırmadığınız için, konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Hemen yeni gelişmelerle isterseniz başlayalım Hayati Bey. Bugün geçtiğimiz dakikalarda seyircilerimizle de paylaştım. Umut Oran, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Öncelikle bu kararı nasıl değerlendirdiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar birkaç gündür konuşulup dillendiriliyor. Ama mesela ben Umut Oran'ın böyle bir resmi açıklama yaptığını şu an sizden duyuyorum. Evet, yazılı bir açıklama yaptı kendisi. Duymadım. Hayırlı olur inşallah. Tabii ki demokratik ortam, Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüklerin, demokrasinin en rahat yaşanabildiği bir partidir. Umut Oran gibi diğer arkadaşların da bu işi daha iyi yapacağım diyenlerin de aday olma hakkı vardır. Başımız üstünde yeri var. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun performansı, çalışması, yaklaşımı çok güzel. Yani adam şurasında eksik, bunu yapamadı, şöyle dedi, böyle dedi diyemeyiz. Ama bunlara rağmen yine de başarı iktidar yakalamaktır. İktidar yakalanmamışsa veya iktidara alternatif olamamışsa başarı var da denemez. Evet, böyle bir değerlendirme de gelmişti yine değil mi? Seçim akşamı Genel Başkan Kılıçdaroğlu bunu değerlendirmişti. Biz başarılı olduk ama başarının şartı iktidar olmaktır. Bunu gerçekleştiremediğimiz için başarılı olmuş saymıyoruz kendimizi ifadesi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Doğrudur zaten yani mantıken. Siz de böyle değerlendiriyorsunuz. Evet yani. Ama şimdi hal böyleyken elbette ki başarısız da denemez gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yalnız iktidarlarda biraz önce dediğim gibi hedef iktidarı yakalamak olmalı ve hatta iktidarı yakalamak da değil, iktidarda da başarılı olmak. Değil mi? Onun da bir şartı var, onun da devamı yani var. İktidar oldum ne olacak? İnsanlar seni alkışlayacak. Aha hihi gel geç 4 yıl o memlekete yazık yani. İleri hedefleri olan, gelecek nesiller için çalışacak olan iktidarlara ihtiyaç var. İktidar da sadece o günü kurtarmaya değil, gelecek nesilleri kurtarmak adına hareket etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tahmin ediyorum ki 20 Şubat diye süreç açıklandı. Tam yine oralarını pek bilemiyorum. Kongre süreçlerimiz bizim devam ediyordu. Tekrar bu süreç başa işliyor. Alınmış, hukuken başa alınması gerekiyor. Şu süreç yeni bir dönem olduğu için geçerliliğini kaybetmiş. Evet. Çünkü bu seçime göre yeni delegeler, kaç delege çıkacağı falan bu seçim yeniden sonuçlarına göre belirlendi. Belirleneceği için tekrardan üyelerin tekrar delegeleri seçmesi, delegeler işte ilçeleri seçmesi, ilçelerin hatta beldelerin olduğu yerler var Samsun için değil ama beldelerin seçilip beldelerden sonra ilçeler, ilçelerden sonra il kongreleri 20 Şubat'ta da kurultay var. Derler ya hani eskiler bir tabir vardır, bu pilav daha çok su götürür misali. Daha zaman var yani. Tabii Umut Oran'ın ismi dillendirildi bizim kendi cenahımızda diyelim yani. Sohbetlerde veya başka tarafta milletvekili arkadaşlar işte hayırlı uğurlu olsun şeyini ararken tabii bu arada da işte ne düşünüyorsun? Değil mi? Bunun değerlendirmesini sordular size de. Diye soruyorlar. Hemen anlıyoruz ne düşünüyorsun dediler. Yeni süreçte neler bekliyor? Hangi isimler ön plana çıkacak? Tabii ki genellikle benim angajmanım yok. Bir yere ne Kılıçdaroğlu'nun taraftarıyım, ne karşıtıyım. Ne falancanın taraftarıyım, ne fişmancanın karşıtıyım. Bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı gerek. Bu manada baktığım zaman arkadaşlar beni arayıp da ne düşünüyorsun diyen arkadaşlar sadece hayırlı uğurlu olsunun haricinde ne düşünüyorsun diye soran arkadaşlar bir de biz tabii ekiplerimizi tanıttığımız için niçin bize hayırlı uğurlu olsundan sonra ne düşünüyorsun ne maksatla sorduğunu da biliyoruz tabii bununla kendi cenahımızdan iyi tanıdığımız arkadaşlar. Şimdi tabii ki onlara da aynı şeyi söylüyorum yani. Ama tabii ki bazı kendi aramızdaki
özel değerlendirmelerde telefonla da olsa söyleyebildiğim kadar söylüyorum. Kardeşim bakın, sizin orada işte ya sen de bunun beyin takımında yer alırsın. Lazım değil bana. Bana falancayla beraber falancanın beyin takımında olup, yani şu beyin takımı lafının da içeriği şu aslında. İşte parti meclisine alırız seni. Hı hı. Seni merkez yürütmeye alırız. Evet, bir falan gruplaşma gibi. Yani işte sen mesela bizimle ol. Tabii bunlar çok net söylenmiyor henüz de. Netleşecek de, bu hale de dönüşecek. Onu biliyorum. Şimdi bunlar yoklamalar, ısınma hareketleri derler ya. Evet. Ona göre güç var mı, taban var mı, beni destekleyen biraz olur mu? Biraz araması yapılıyor öyleyse. Yani öyle oluyor. Ben şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisi, daha başarılısı bulunacağı kanaatine vardığım an o arkadaş desteklemeyi düşünürüm. Desteklemeyi düşündüğüm arkadaş netice itibariyle faraza diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'na yarışa girse, kaybetse bile hiç muzdarip olmam. Benim için çünkü parti meclisine girmek, merkez yürütmelere girmek falan hiç önemli değil. Evet, şahsi çıkarları. Hayır, siz... Şahsi çıkardan ama da partide başarılı olunamayacaksa. Yani diyelim ki bu Cumhuriyet Halk Partisi yine niçin biz bu bir ekip oluşturacağız da kurultaylar yapacağız? Önümüzdeki seçimde başarılı olmak için. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendirip başarılı olup onu iktidara taşımak için. Şimdi bakacağım, iktidara taşınamaz bu ekiplerle, bu kadrolarla. Bu yapıyla iktidara gidemeyecekse niçin destekleyeyim? Hı hı. Diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu'na da iktidarı yakalayabileceğinize inanıyor musun? Hayır. Ama bir daha geri gelmek var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu iyi insan, dürüst, karakterli, şahsiyetli, bizi mahcup etmeyen, çok enerjik, çok çalışan, dürüst bir insan. Şimdi öyle bir pozisyonda bırakırız partiyi ki 25'i de ararız, 15'e de düşebiliriz hatalarımızla. Yani her maceraya CHP bu memleketin sigortasıdır. Her maceraya atılamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılar yok demiyorum. Muhakkak ki vardır. Muhakkak ki de olacaktır. Hı-hı. Olmalı da, yoksa zaten siyaset yapmanın bir anlamı yok. Biraz erken. Erken olduğu için birçok isimler işte ön planda duruyor. Bunu televizyonlar da dile getiriyor. İşte Muharrem İncebey'den, evet, Umut Orhan'dan, Hukukçular Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan, ne bileyim daha partimiz içindeki işte Fikri Sağlar Bey'den. Böyle isimler kendileri söylüyor, söylemiyor, insanlar yakıştırıyor. Yani çok netlik kazanmış değil. Gelmeye de devam edecek. Tabii, Umut Orhan'ın ama bir açıklaması oldu. Yani ama aklı selim doğru yolu bulacaktır diye düşünüyorum, evet, inşallah. Peki efendim, bu yeni bir gelişme olduğu için bununla başlamış, hı-hı, olduk. Aslında 1 Kasım sonuçlarıyla başlamayı planlamıştım ben. Oradan devam edelim dilerseniz. Hı-hı. %25 oranında bir oy aldı partiniz. Öncelikle bunu başarı olarak siz kabul ediyor musunuz? Hayır. Ve bu sonucu nasıl okumamız gerekiyor? Şimdi şöyle, bu %25'i biz alırken %25'i biz beklemiyorduk. Şahsen mesela toplum tabii ki 30 falan diyordu. Yani ya da gönüldaşlar diyelim yani. Ya bu sefer inşallah 30 alırız falan filan. Ben kendim şahsen 27-28 bekliyordum. 27-28 alamamak benim için yani tahminlerimde bir yanılgı oldu. Ama bu yanılgı sadece benim için veya Cumhuriyet Halk Partililer için değil, çok büyük yanılgılar çıktı. Eksiye doğru da, artıya, evet, doğru da. Bence şöyle bir varsayım yapalım. Diyelim ki Tayyip Bey'e denseydi ki, ya sen tek başına iktidar istiyorsun. 43-44 ile de bunu ucu ucuna yakalıyorsun. Hiç uğraşmayalım, seçim falan da olmasın. İşte 43-44 neyse 278 milletvekiliyle bu işi bağlayıp bitirelim denseydi, 10 gün önce Tayyip Bey buna tamam derdi. Böyle bir empati, hı hı, yapıyoruz tabii bunlara. Böyle bir kurgu. Böyle olacağını, yani 44'ün üstüne çıkıp 49'a varacağını ne Tayyip Bey bekledi ne ekipleri, evet, bekledi. Bir şaşkınlık yarattı. Tabii yani hatta buna şeyler de çok şaşırdı. Anket firmaları, evet, da. Onlar da buna bir dip dalga. O dip dalgayı göremedik dediler. Mesela dip dalga derken ben ona suskunluk demiştim. Hı hı. Kendi arkadaşlarımızla aramızda da konuştuk. Ya arkadaşım, hiç AKP'li yok. CHP'li de yok. Sadece ortada gezen, ben MHP'ye vermeyeceğim diyen MHP'liler vardı. O tepki dile geldi. O tepki dile geldi ama hatta şöyle bir anekdot. Ben gece gündüz koştum.
durmadan çalıştım. Evet, bizler de paylaştık haberlerimizi. Yani Ladik'te bir tek bir eczacı bir abimiz, o da çok efendiydi, Sayın Koç'un da çok yakın arkadaşıydı. Ona bir resim paylaşmaktan kırılmış. Biz de o resmin Sayın Koç tarafından atılmamış olacağını, desteklenmemiş olacağını, böyle bir şeye inanmadığımızı falan konuşup tartışırken oradan biri çıkıştı. Sizde dedi işte bir sürü hırsızlar var falan dedi. Biz de orada hani Tayyip Bey için şunun için hırsız mırsız da dememiştik. Kimmiş hırsız dedim. İlgezdi yok mu dedi böyle sinirle. İlgezdi. İlgezdi kim? O anda onu da şey yapamadım falan. Meğersem bu İstanbul Ataşehir'deki, bunu da böyle anekdot olarak belirtelim, başkanın hanımını kastediyormuş. Dedim ki bakın onlar karı koca gittiler, evet. Dediler ki biz mahkemeye gidip yargılanmak istiyoruz. İşte mahkemeler Tayyip'in mahkemeleri. Peki Tayyip Bey de desin ki nasıl olsa paralel de gitti. Ben de yargılanmak istiyorum. Madem bu memleketin tepesinde duruyorsam ben bu kadar çamurla, üzerime atılan iftirayla duramam. Bu makam mevkii temiz olmalı. Ben de yargılanmak istiyorum desin veya meclis araştırması istese ya dedim. O da bir sustu. Onun cevabını hiç düşünmemiş. Olaya oradan bakmamış. Bir onu gördüm yani. O da ondan sonra hiçbir şey demedi. Tamamen kapattı konuyu. O da ilginç bir ortamda. Daha uzatmadı. Öyle bir hışımla girdi. Tamamen suskunlukla çıktı mevzudan. Ben de tabana sakin anlattım. Yani ben de aynı hırsla falan anlatmadım. Bir onu rastladık. Bir kişi de desin ki ben böyle yapacağım, şöyle getireceğim. Yalnız bunun yanı sıra sizin sorunuzun cevabına doğru gelmek anlamında yine bir pazar yerinde dolaşırken bir arkadaşımız geldi, dedi ki tanımıyorum şahsı da, bak sanayi seni bekliyor. Yani küçük sanayi, büyük sanayi. Orada ya Hayati'ye bunu soralım, şöyle böyle. Bak o insanlar sana güveniyor. Git onlarla konuş. Orada CHP'ye dahi oy verenler oylarını AKP'ye verecekler. Nereden çıktı dedim ya, öyle saçma şey mi olur falan. Yeminle söylüyorum bak dedi. Bunun içine dedi ben de girebilirim, haberin olsun. Ben de doyumu CHP şeyde tanımıyorum. Niçin dedim? İnsanlar diyor ki ya batıyoruz biz. Ülkenin geleceği ama kendi geleceğim daha önemli. Ekonomi berşan. Terör ortamı gerdi. Ekonomide de aşırı bir durgunluk var. Bir daha seçim falan deniyor. Mehmet Ali Şahin böyle bir şey. Bu korku var. Yani vallahi batarız. Tonlarla insan batarız diyor. Çırağına tokat sallayan. Hani espriden de olsa tokat sallayan adam gördüm. Benden fazla mı CHP'lisin? Hepimiz CHP'ye ekmeğe beraber yiyoruz dediğini gördüm dedi. Bırak dedi kışla pazarında ne var kardeşim dedi. Git sanayilere dedi, gez oralarda, açıklama yap, yanına basın al. Ben de hangi birini yetiştireceğiz dedim. O da dedi ki al yanına basını. Düşünmüş yani. Orada konuşma yap. Bir çay iç. Bu konuda adam gibi açıklama ve televizyonlarda onu bangır bangır bir iki defa görüştür. İnsanlar rahatlasın. CHP'nin koalisyona da olsa geldiğini, ülkenin sıcak bir ortama girdiğini, bu bir AKP'nin durumu vardı. Tek başına da olsa toparlayamayacağını falan izah et insanlara dedi. Şimdi bu gerginlik ve tedirginliğe zaten müsebbip olan Sayın Erdoğan'dı. Bu Sayın Erdoğan'ın bir stratejisiydi yani. Bunun müsebbibi de daha önce başlangıcı da Sayın Bahçeli'ydi. Seçim önü Sayın Bahçeli çok ılımlı mesajlar vermiş olmasına rağmen seçim akşamı başladı efelenme. Tabii ki burası bir siyaset makamı, çözüm makamı. Yani sokak kabadayları gibi, eski yani Anadolu'daki, Osmanlı'daki sokak kabadayları gibi hareket edemezsin. Oradan seçimse seçim vesaire hareketler, tarzlar. Tayyip Bey de baktı ki bu efelenme doğru mu? Biraz bekledi. Bir 10-15 gün sustu dediler ya. Evet. O ortamda baktı. İşte Sayın Baykal'la görüşmeler, Sayın Türkeş'le görüşmeler falan, onu gözlemledi. Dedi ki tamam, muhalefet olayı bitti. Öyleyse ben buradan koalisyon kurar mıyım? Kurarım. Tamam. Bu da zaten doğal bir süreç. 45 günlük süreç. Ha, dedi ki bekleyeyim. Baştan dedi ki koalisyon falan yok. Sayın Baykal'ın bize özel toplantıda da açıklamıştı zaten. Kesin kes kafasında 1 Kasım var ama acaba sorusu kafasında. Ben onun için kendisine biraz telkinde bulundum. Sanki biraz da etkiledim falan dedi. 1 Kasım seçimini kafasına koymasının kesin fikri Bahçeli'nin çıkışıydı. Bahçeli'nin çıkışı acaba viraj alır geri döner mi yoksa devam eder mi? Evet, bunu gözlemledi. Bunu gözlemledi ve yani şimdi düşünün, eğer ki Bahçeli gerçekten de o akşamki çıkışını yapmayıp da deseydi ki
CHP-MHP koalisyonu olsun. Daha önce tabii ki bir DSP koalisyonda bu zamana kadar gelen bir aşınma süreci yaşamış. Kendine sürekli o konuda eleştiri almış, rencide edilmiş belki. O zaman da onu fark eden Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ona, gel sizi başbakan yapalım. Yani o zaman ülkücüler veya sağ kanat veya bundan sonra MHP'ye akın edecek kesimlerde Sayın Bahçeli'yi suçlayamazdı nihayetinde. Arada ne kadar fark olmasına rağmen başbakanlık makamında sizsiniz. Yani icraatın başı sizsiniz. Kabahatiyle de arsa eksili. Benim makamda mevkide gözüm yok. Yani mevki makamda gözde olmadan mağda. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten de mütevazi alçak gönlü bir insan. Ve az önceki şeyi tekrar geliriz. Bu koalisyon olayında da ben kendisinin çok hırsları olacağını zannetmiyorum Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu bile aynı benim gibi eğer ki kendisinden daha iyi yapıp da yeni genç bir lider çıkıp toplumu toparlayacağını bilirse kenara da çekilir ve onu da destekler diye düşünüyorum. Evet, böyle bir inatlaşmaya gitmez. Neyse gelelim yine konumuzun özüne. Neticede Bahçeli'nin CHP ile yapacağı bir koalisyonda HDP'den dışarıdan destek alsaydı, düşünün tüm bakanlıklar, tüm icraat makamı tamamen CHP ve MHP'nin eline geçecekti. Barajlar örneğin %10 barajı kaldırılacaktı. 25 Aralık sorgulanacaktı. Onun müsebbipleri sorgulanacaktı. Dosyalar açılacaktı. Nerede ne ihaleler, mücahitler nasıl müteahhit olmuş hepsi dökülecekti. Ki belediyeler dahil herkesin sıkıntısı, AKP'lilerin özellikle korkusu bu. Bakın ne kadar olaylar terse dönecekken. Ha bunu kardeşim sizin niyetiniz yok. Toplumda böyle bir algı oluştu. Ya, aynı zamanda terör olayı. Bunu zaten gözlemledikten sonra Sayın Erdoğan dedi ki dur. Şimdi bu zamana kadar çözüm dedik. %13 aldılar ve bizim iktidarımıza son verdiler. Sayın Demirtaş'ın seçime gireceğiz parti olarak dediği zamanlar bile ben inanmamıştım şahsen. Bunlar barajı aşamaz diye. Çünkü ülkedeki Kürt nüfus o kadar yani Kürt milliyetçiliği yapsalar bile çok büyük boyutlarda değil. Normalde %6,5 civarlarında. Barajı geçecek çoğunluğa sahip yani değil. Bundan sonra da yani böyle Kürt milliyetçiliğine gitmeye kalkarlarsa taş çatlasa. Yani onları AKP baskı altına aldı bilmem kim serbest bıraktı falan yok. Her zaman aynı politika, aynı siyasetle bu civarda gezerler. Evet. 13'e çıkarlar, 9'a düşer. Mümkün değil. Yani bu milliyetçilik, Kürt milliyetçiliği politikası, ülkeyi bölme politikası falan tutmaz. Ha şimdi ülkenin bölünme tehlikesi var mı? Var. Çünkü ülkenin bölünme tehlikesi bir dış proje. Neticede böyle bir oyunun gidilmiş olsaydı tam tersine olacakken neticede dediğimiz gibi bugünkü tabloda insanların hem çıkan sonuçta partilerin bunu değerlendirememiş olması, hem o ortamın yaratılmamış olması, hem terör hem ekonomik sıkıntılar insanları tedirgin etti. Dedi sonuç ki kardeşim sonuçta biz oyları kimse AKP'yi eğer bu kadar büyük oy verecek insanlar sokaklara çıkıp AKP AKP diye bağırmaları lazımdı. Çıt yok. Böyle bir bugün gene kim verdi dese yine yok ortalıkta. Evet, yani ama bu tedirginlik, korku insanları bu strateji tuttu. Zaten strateji şöyleydi Sayın Erdoğan tarafından oynanan bence. 258 tamam. Eğer ben orada gider Kandil'i bombalarım. Bunun etki tepki meselesiyle PKK'da mecburen sokağa çıkar. Asker jandarmayı vurur. Yollara lastikler, barikatlar, çukurlar, kanallar, taşlar, işte sağda solda bombalar, şehitler bu infial yaratır. Ha, infial yaratır da bu bir şey midir? Hani bir katillik gibi bir şey midir? Hayır. Düşündü. Nasıl olsa dedi neticede bizim yapmamız gereken bir defa dağdaki PKK'lıyı indirmek. Tamamen bitirmek ki doğru da bir çözümdür. Çözümü bitirdim. Bitirdim de demedi. Buzdolabına koydum. Evet, dondurduk dedi. Vuruyorum şimdi dedi. Dağ taşı bombalı. Binlerce bombanın ben çok etkili olduğunu da zannetmiyorum. Zaten orada PKK'yı Kandil'de, Mandil'de bilmem nerelerde bitirmek için de vurulmadı. Etki tepki yaratmak maksadıyla vuruldu. Ve şimdi sükunete gidecek mi? Gidecek. Peki devam mı etmeli sıcak çatışma? Evet sıcak çatışma devam etmeli şahsen. Terör bitene kadar. Bitene kadar. Terör bitiyor. Yani daha da bir tane dahi elinde bırak kaleşin koflu bazukayla gezecek. Elinde 14'lü tabancası dahi olmayan
Evet, bir Doğu Güneydoğu olmalı bence. Evet. Şimdi doğrusu budur. Bu pozisyondaki stratejiyi önümüzdeki pozisyonda nasıl oynayacaklarını göreceğiz ama devam edeceğini düşünüyorsunuz. Yani siz. Devam etmeli diyorum. Devam edeceğini de düşünmüyorum maalesef. Çünkü Oslo'yu dayatanlar ve içeride de gelip de Dolmabahçe mutabakatını onaylayanlar bugün Sayın Doğan'ın eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan Bey'in dediği gibi Yalçın Doğan Bey'i beni hayal kırıklığına uğrattı gibi açıklamaları var. Tekrar o hayaller geri dönecek. Tekrar anlaşmalar, dinleşmeler ve yine tahmin ediyorum ki sınırdan öte geçişler yasaklanacak. İşte PKK baskı altına alınacak. Belki de HDP şimdilik devreden çıkarılıp İmralı hükümet görüşmeleri. Çünkü İmralı'nın hiç sesi çıkmıyor. Evet. Bunlar hep algıdır. Bizim vatandaşımız da hiç İmralı'yı sormuyor. Ne oluyor, ne dönüyor diye. Derin devlet anlaşması pozisyonda kenarda bekletiliyor. Şimdi tabii ki figüran, siyasi figüran da tabii HDP dışlanamaz. Çünkü siyasi figüran şu anda HDP. Evet, şu anda mecliste barışı peki, geçti. Peki onlar ne dedi? Seni başkan yaptırmayacağız. Öyleyse Tayyip Bey'in hedef ve heveslerine işte başkan olmak. Evet, ondan da bahsedeceğiz. Başkanlıktan sonra hilafet makamını geri getirip halife olmak falan filan gibi hayaller. Peki şimdi bu manada HDP ile AKP'nin hedefleri çakışacak. Böyle bir bunu eğer MHP CHP olacak. Yapsa ihanet diye ayağa kalkacak olanlar bunu kuzu kuzu yutacaklar. Bu memleket bunu görecek. Bundan sonra oynanacak olan Sayın Bahçeli'nin bağırdığı ihanet süreci dediği süreç devam edecek. Siz de öyle öngörüyorsunuz. Tabii kesinlikle. Bakın burada kurulacak olan koalisyon tahmin ediyorum ki yani ismi konmamış başkanlık sistemine giden koalisyon al gülüm ver gülüm tavizleriyle yapılacak olan bir alışverişin neticesinde bunun en büyük destekçisi HDP olacak. Ha belki de bu arada siyasi pozisyonlar düzeltilecek. Mesela HDP'nin eş başkanları istifa edecekler. Onların yerine başka eş başkanlar gelecek. Onlar nasıl olsa biz dememiştik dercesine. Onlar gelip AKP ile anlaşıp yeni süreci onlar yürütecek ve ipin ucu da tahmin ediyorum İmralı'da olacak. İşte İmralı'ya bundan önce Dolmabahçe mutabakatında tabii işin içi ne kadar dolu ne kadar boş bilmiyoruz ama seçime bir iki gün kala gürültüye geldi. Eski istihbarat daire başkanı resmen bu protokolların imzalandığını, Tayyip Bey'e bir fiil kendisinin sunduğunu, hatta İçişleri Bakanlığı onları görünce telaşa kapılıp gözlerin dışarı çıktığını falan filan anlattı yani adam. Evet ama bunlar konuşulmadı. Bunlar belki konuşulmadı, seçime bir iki gün kala çıktı, konuşulmadı. Ama aynı süreç, çünkü bu bir dış proje. Bu Amerikan projesidir, Amerikan dayatmasıdır. Bu süreç işleyecek. Bu süreç işleyecek, bunun ipi kimsenin elinde değil. Çünkü daha onun işaretleri çok eski verildi ama seçim bir seçim öbür seçim maksimum noktayı aşağı aşağı gidiliyor. Tayyip Bey'in bir zamanlar daha AKP'nin milletvekillerinin bile o günkü milletvekillerinin bile bu açılım nedir bu açılım diye sorduğu zamanlar Sayın Erdoğan ben siyasi hayatımı risk ediyorum evet, ya açılım ya yok kesin kes yapacağız dedi ondan sonra o sınırdaki rezaletler falan yaşanınca mecburen geri viraj alındı, zamana bırakıldı ama bu vazgeçilmedi. Evet, bu peyderpey, peyderpey, peyderpey işliyor. Mesela Büyükşehir Yasası bunlardan bir parçadır. Örneğin bugün Mardin, Diyarbakır, Van, o büyük şehirler tamamen HDP'nin hizmet ekibine, kervanına katılmıştır. Kısacası vatandaş HDP'nin hizmetine terk edilmiştir. Yani kısacası orada artık devlet vatandaşın bir fiil, nüfus, PTT gibi hizmetlerin haricindeki bir fiil sıcak beklediği yolu, suyu, kanalizasyonu gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı yani belediyecilik hizmetleri veya ona benzer genişletilmiş büyük şehirlerin birçok şeyleri var mezarına kadar artık tamamen HDP'nin evet, tekelinde. Bir ayrışma politikası var ve bu politika sürecek. Bu politika çaktırılmadan sürdürülüyor. Bu bir projedir çünkü. Böyle onun için insanlar bunu algılayıp bu noktada anlayamaz. Anladıkları zamanlarda dünyada ne AKP olacak ne Tayyip Bey olacak. Gelecek nesillerin başına bela. O kadar da yol alındıktan sonra geri dönmek ya bir iç savaşı getirecek.
Bu iç savaş da bu çağda mümkün değil. Avrupa mutabakatları dünyanın gözünün önünde belli vesaire. Belli süreçlerde işliyor. Tabii her şey artık siyasi oynanıyor. Ama daha uzun vadeli planları olduğunu tabii çok uzun vadeli. Çünkü şöyle bir sıkıntı uzun vadeli plan derken de mesela bizim üzerimizden bu planları yapanların Türkiye için şu anda nasıl olacak? İşte halkıyla beraber beslenmiş, güçlü görüntüsü olan, hizmet sektöründe büyüyen bir Türkiye. Hı hı. Herkes daha güçlü, daha mutlu. Ya eskiden yoktu, bak şimdi var gibi küçük teranelerle uğraşıyor. Ama bizim gerçekten dünyanın kabul edeceği bilgi teknolojilerinde falan Türkiye ve İslam aleminde hiçbir ülke yoktur. Bir oyalanma. Tabii. Biz bununla bu bir yem. Bu yemi göremez 3. dünya ülkeleri. Netice itibariyle gelecek 20 yıl sonra ne olacak? 50 yıl sonra ne olacak? 100 yıl sonra ne olacak? 250 yıl sonra ne olacak? İslam ne olacak? Türkiye ne olacak? Kürtler ne olacak? Nasıl bölünecek? Nereleri Avrupa Birliği'ne girecek? Avrupa Birliği dağılacak mı? Devam edecek mi? Yani bunların birçok oyunlar emperyal güçler tarafından planlanıyor. Şimdi bunlar planlayabilir. Adama hiçbir şey diyemezsin. Ama bizim sıkıntımız da şudur. Türkiye'de herhangi bir planlama, programlama olmayışı. Türkiye'de tek plan vardır. Sayın rahmetli Demirel'in yani bunun şeyden değil, biz Demirelci bir ailenin mensuplarıyız. Yani Menderes kökenlidir benim ailem. O zaman da oynanan oyun aslında aynıydı. Parça parça. Şimdi adamların o planları varken emperyalizmin Türkiye üzerine, İslam alemi üzerine, diğer ülkeler üzerinde aynı şekilde ama biz kendi ölçeğimizden baktığımız zaman 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, 250 yıllık planları var iken Türk milletinin kendi kendine planı yok. Türkiye'nin diyelim yani kendine planı yok. Uzun vadeli bir uzun, program ne var? Yok. 2023 AKP'nin programı. O da rahmetli Demirel oradan aklıma geldi. Atın üstünde nasıl dururum planı vardı. Bunların da 2023'e kadar nasıl iktidarda dururuz? Çünkü bu iktidar... İslamcı anlayışın ötelenmesi, iktidara yaklaştırılmaması gibi bir handikapı ve ezikliği vardı. Şimdi tepe tepe onu kullandığını zannediyor ama kullanıldığının farkında değil. Ha, bunu fark edenler İslamcı anlayıştaki işte dili paklar şunlar bunlar o sakallı hocanın ismini unuttum şimdi onlar falan var ama onlar da icabında içeri atılıyor dışarı çıkarılıyor işte onlar bugün açıkça söylüyorlar bu AKP'nin bir ABD projesidir bir İngiliz İsrail projesidir diye açıkça söylüyorlar ama tabii ki hesapları kitapları defterleri dürülünceye kadar zaman zaman da kulakları çekilip ya gazeteden atıyorlar ya içeri atılıyorlar bir şekilde vesaire vesaire. Evet, bunu dillendiren isimler de böyle uyarılar alabiliyor. Ama sürecin işlediğini belirttiniz. Tekrar sonuçlara dönecek olursak bunu bir başarı olarak görmediğinizi siz de ifade ettiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonucunu. Tabii 1 Kasım'dan beridir konuşulan bir konu var ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl olup da bu kadar oyunu arttırabildiği. Çeşitli açıklamalar yapıldı. Davutoğlu'da samimi olduk şeklinde bir açıklaması oldu. Siz bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Evet. Muhalefetin yanlış politika yürütmesi söz konusu olabilir mi? Tabii hepsi payında? Yani bir tek şeye bağlayamayız. Hani diyeceksin ki her olay kendi platformunda değerlendirilir ama o hatalar zinciri, başarılar zincirini topladığın zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Kimsenin öngörmediği bir sonuç ortaya çıkıyor zaten. Şimdi muhalefetin başarısızlığı, evet muhalefetin başarısızlığı var. HDP. Mesela ortam da çok önemli. Mesela HDP sokağa çıkıp bence siyasi çalışma yapamadı. Evet, bunu partilerde dile getirdi, HDP'liler de dile getirdi. Daha bir seçim çalışması yürütemedik dedi ilk akşam Selahattin Demirtaş. İlk akşam da yürütemedi. O bombalardan sonraki ilk akşam mı? Yok, öyle seçim mi? Akşamı böyle seçim bir açıklama akşam yaptı. Doğru yani bu zaten herkesin gözlemi. HDP seçim çalışması yapamadı. Belki yapsaydı 13'ü de 15 yapacaktı. Veyahut da onda kalacaktı ayrı bir konu ama yapamadı yani gerçekten. O ben tahmin diyorum çünkü olaylar bilmiyoruz orada. Doğu ve Güneydoğu'da da HDP yapamadı çalışmalarını. Orada da profeke edildi halk, işte sokakların kazılması. O sokakların kazılması falan da HDP'ye çok eksi yazdı. Evet. Çünkü orada HDP'ye oy veren, beklenti içinde olan, çözüm sürecine umut bağlamış olan birçok iş adamları, ticaret erbabı, İşte memurlar daha ekonomik seviyesi ve akli seviyesi daha üst düzeyde olan insanların umuduydu. 7 Haziran'da bunu daha çok hissedebildik. Evet yani kesinlikle HDP açısından. HDP de o gün beklediğini fazlasını almıştı. Evet. Ki başarı da getirdi tabii ona. Tabii biz beklemiyorduk mesela Batı'da HDP'nin 13 alacağını. Ben acaba baraj aşar mı aşmaz mı diye düşünüyordum. Ben 13.1 alması büyük bir rakamdı gerçekten.
Şimdi mesela bugün oraya şeyi almış olsa milletvekili sayısının haricinde oy oranı olarak da MHP'nin üstüne çıkmış olacaktı. Bu şahsen beni de rencide ederdi. Yani tamam onlar Kürt milliyetçisi, bunlar Türk milliyetçisi olarak görürsen bile niçin Türk milliyetçileri hiç olmazsa psikolojik de olsa birkaç oy fazla almasın diye ben de bir Türk insanı olarak düşünürdüm. Yani MHP'ye bu zamana kadar oy vermemiş bir insan olarak. HDP'nin baraj HDP'nin çalışamamış olması, Batı'da da HDP'ye yakın proje ve politika yürütecek insanlara hem MHP'lerin hem AKP'lilerin, kısmen CHP'lerin, CHP daha demokratik ve özgürlükçüdür ama kısmen CHP'lilerin halk tabanında tepki göstermesi onların alanını, sahasını küçülttü. Onlar çok rahat politika yapamadılar. Örneğin MHP'ye geldik. MHP, Sayın Bahçeli bu kadar bunca tecrübesiyle beni değil MHP'lileri de şok etti. Hem seçimden önceki açıklamaları, hem koalisyon sürecindeki açıklamaları, hem de hala bugünkü açıklamaları. Hala şaşırtmaya devam ediyor. Hala şaşırtmaya devam ediyor. Ama ben daha şaşırtabileceğini zannetmiyorum. Yoksa MHP'nin kapısına kilidi vururlar. Bir istifa bekliyor musunuz peki bu anlamda? Meral Akşener ismi özellikle dillendirilmeye başladı Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Olur mu böyle bir süreç sizce? İstifa etmeyeceğini duyurdu gerçi Bahçeli ama siz ne tahmin edersiniz? Şimdi Bahçeli doğru yapıyor istifa etmemekle bence. Ama şöyle bu manada tabii ki bir daha MHP'nin başında kalacağım anlamında olduğunu zannetmiyorum. Zannetmiyorum diyorum çünkü MHP buna artık daha tahammül edemez. Yani ne bileyim Samsun'a geldiğinde birçok insan sokakta selam vermez. Bu pozisyona da bir lider kendini düşürmez. Çok büyük tepki alır. Tabii çok büyük tepki alır. Yani şimdi diyelim ki Bahçeli'ye benim saygım vardı örneğin. Mecliste beraberdik. İcabında merhaba diyorduk. Saygıyla onu selamlıyorduk. Şimdi aynı saygıyı ben sünni olarak gösteririm. İçimden gelerek yapmam şahsen. Dur kardeşim bir dakika. Benim tamam senin partinle organik, kronik hiçbir bağım bağlantım yok ama insanlar ne olsa olsun kendini o pozisyona düşürmemeli bence. Zannetmiyorum. Ben daha Bahçeli'nin yani öyle netice itibariyle şöyle söyleyelim teferruata gerek yok. Ben Sayın Bahçeli'nin daha tutunup tutunabileceğine asla ihtimal vermiyor. MHP artık Bahçeli'yi kaldırmaz. Kesinlikle. Diyorsunuz. Mümkün değil bu ama hayır istifa etmiyorum görevin başında demesi doğrudur. Çünkü bu hemen MHP bir kurumdur. Bundan sonra da var olacaktır. Bir süreç. Tabii bir süreç lazım. Sokakta bulunmuş bir parti değildir. Onun için aklı selime, sukunete, sakinliğe ve heyecanla hareket değil de aklı selimle hareket etmeli. Aklını hislerinin önüne koymalı. Evet, bu süreç sona erdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında Devlet Bahçeli olmayacak. Olmayacak. Sizin kesinlikle göre. Olmayacak. Mümkün değil. Duramaz. Neticede onun başına elbette ki MHP'nin delegeleri takdir edecektir ama MHP'nin delegelerinde tahmin ederim ki bu da hani bir şerri hayra yormak gibi bir olaydır. Tahmin ederim ki yine ki de dilerim bunun nihayetinde bu ülke hepimizin burada aynı bize atılan kancalar gibi diyelim arkadaşlarımız tarafından işte sen Meral Hanım grubunda ol faraza atıyorum bunları. Bir yoklama yapılıyordu. İşte seni merkez yürütmeye alırız, seni parti meclisine alırız ya da işte bir dahakine vekil gösteririz ya da işte seni belediye başkanı gösteririz falan gibi değil. Böyle olmamalı. Mesela bunlar AKP'de yok. Ama bu MHP şu an bu süreci mi yaşıyor sizce? Parti el altından içinde. Kesinlikle. Bence MHP falan konuşulmuyor. Şu anda MHP'de kim lider olmalı konuşuluyor. Şimdi Sinan Oğan. Sinan Oğan'dan için bugün MHP'nin böyle bir açıklaması yarım da olsa kulağıma çalındı. Mahkemelerde onu aklayan hakimleri biliyoruz falan gibi. Evet. Eğer ki gerçekten böyle bir şey var ise, yani buna ben bizim Türkiye'nin içinde dış güçlerle işbirlikçiliği yapan güçlerin Sinan Oğan'ı aklayıp MHP'ye tekrar bilinçli olarak tabii bilinçli olarak tepsiyle gelip MHP'nin önüne itekleyip akıl ettiklerini düşünürüm. Eğer böyle bir şey var ise. Eğer lider o olursa o zaman farklı bir sürece girmiş olacak. Gene birilerinin ipi elinde olan bir başkanı başarısız bir insan değil. Başarılı. Ya zaten şöyle bir şey. Emperyalist güçler olayı şöyle oynuyor. İşte tuttum bakayım ya ben bir kura çekeyim şu Türkiye içinden bir isim çekeyim ben onu bu memlekete lider yapayım.
Kim oldu? Aa, Burcu çıktı. Tamam, Burcu bu memleketin lideri. Öyle değil. Bakıyor bir defa. Almanya'sı da, Amerika'sı da, İsrail'de, İngiltere'si de, Fransa'sı da veya Rusya'sı, Japonya'sı. Bakıyor bu ülkede kim tuttu? Bu ülkenin halkı kim dedi? Kim yani? Tamam, bugün diyelim ki %5-10 civarında bir oyu var şu şahsın. O oy pazarlanırsa 30-50 de edebilir. Ama halk bir defa ona tamam diyecek. Kabullenilmiş olacak yani. Şimdi kim mesela MHP'de? Meral Akşener deniyor. Evet. Meral Akşener eğer ki bu güçlerin hesabına gelmiyorsa, onun için el altından kağıdı uzatır Sinan Oğan diye. Ortama hazırlar, tam zamanında buyur der. Eğer böyle bir oyun var ise, Sinan Oğan da kapasiteli bir insan yalnız. Evet, ama şimdi, mahkeme kararıyla partiye yeniden gelmiş olması burada bir soru işareti yaratıyor. Yalnız soru işaretine MHP'liler bizden iyi tanıdığı için Sinan Oğan'ı tahmin ederim ki bu oyuna gelmeyeceklerdir. Yani şöyle bir oyun. Belki de Sinan Oğan harcanmak için sürülüyor. Tam tersi de olabilir. Sinan Oğan belki de adam gibi adam, harcanmak için sürülüyor. Meral Akşener'in önü açılıyor veyahut da Meral Akşener'in önü kapatmak için Sinan Oğan sürülüyor. İşte burada insanlar zaaflı davranmamalı. Bunu CHP de yaşayacak. Bunu ben aynı zamanda kendime de söylüyorum. Burada işte seni partimiz, seni başkan göstereceğiz, seni bilmem ne aday, sen o, sen bu gibi yemlerle değil de kardeşim benim MHP'm nasıl iktidar olur, nasıl dik durur, nasıl mücadele eder, nasıl bu memleketin sigortası olur, nasıl aklı selimle büyürüzü gelecek nesillere biz bu MHP'yi güçlü bir şekilde nasıl aktarırıza bakmalar lazım. Burada oyuna gelmemeler lazım çünkü tam kritik bir eşik. Ondan sonra boş bir şeyin peşinden koştur işin yoksa. Çünkü kritik eşik bu eşik. Evet. Bu çok önemli. Bu aşamayı çok iyi değerlendirmeye gerekiyor. Çok iyi değerlendirmeye gerekiyor ki bundan sonraki koşma, bundan sonraki süreç şimdi değerlendirsin 3 ay içinde. Bu 3 ay içinde yapacağın hata senin önümüzdeki 13 yılını alır. Onun için ve 13 yılını da boşuna koşmuş olursun. Evet, geriye dönükte zarar. Tabii geriye dönükte zarar. Yani duygusal değil de ben sen diye değil de ülkenin ve partisinin geleceğine bakması lazım. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi için, aşağı yukarı aynı şeyler de Cumhuriyet Halk Partisi için söyleyebilirim. Mümkün. Yavaş yavaş sonlandıracağız ama sormak istediğim bir soru daha var. Aslında konuşacağımız çok konu vardı ama. Yeni anayasa konusu, başkanlık sistemi özellikle tartışılmaya hemen başlandı seçimden sonra. HDP seni başkan yaptırmayacağız sloganıyla çıkmıştı 7 Haziran'da ama tartışılabilir açıklaması geldi dün HDP'den. Cumhuriyet Halk Partisi'ndense bunu konuşturmayız, kapımıza gelmesin başkanlık sistemiyle gelecekse dendi. Yeni dönemde bu konuyla ilgili Türkiye'yi neler bekliyor sizin görüşünüze göre? Aynı, yine senaryoların aynısı. Yeni anayasa torba yasa gibi gelecek. Burada HDP ile AKP'nin hesabına gelen bir anayasa çıkacak ortaya. Burada memleketin bir anda bölündü değil. Bugün insanlar onu algılayamayacak. Bugün insanlar vay ne güzel gördün mü CHP ile MHP oyunun dışında. Yazıklar olsun. HDP bile yaklaştı denecek. Ama onun içinde süreç içinde konacak olanların içinde bazı şeyler anayasaya konmayacak. İşte af gibi bilmem ne gibi şeyler bunlar konacak. Ama İmralı'ya söz verilen bir hastanenin alt katı boşaltılıp hem tedavi hem bahçesiyle beraber doktorlarıyla, avukatlarıyla neyse işte orada bir kendini sekreteriyle biraz yaşayacağı bir ortama çıkarılacağı yazılmayacak. Zaman içinde özellikle giden şartların oluşturulacağı yani az önce örneğini verdiğim Diyarbakır, Van, Mardin'in büyükşehir olarak ilan edilip HDP'nin hizmetine vatandaşın terk edilmesi gibi PKK bir şekilde dağlardan çekilecek. PKK tahmin ediyorum ki tamamen bu süreçte Kandil'e hapsedilecek. Böyle bir süreci. Ben kesinlikle ona inanıyorum yani. PKK hani böyle çok büyük çatışmalarla falan da değil. Şu anda belki çatışmalar olacak. Şu anda kulağa çekilecek PKK'nın. PKK'ya şu mesaj verilecek veya Doğu Güneydoğu veya Türk halkına. Bak kardeşim biz günde 40 uçak mesela dün bir gün haberlerde böyle altyazı gözüme çarptı. 40 uçak kalkmış. 50 yer bombalanmış. Evet, sabah ya her yere vardı. Her uçağa bir yer düşüyor. O uçuşu 5 uçak da yapar. Bunlar göz doldurma. Evet. İstersek vururuz devlet. O torba evet, doğrudur. Yasalar yeniden de gündeme gelecek. O torba yasalar yeniden gelecek. Ve burada tabii ki içine şunlar işte ne güzel yasalar. Halkı ilgilendiren. Tabii halk yani ya buna niye karşı çıkıyoruz kardeşim? Bunun içine maaşlar da konacak. Öğretmenlerin işte mezun olmuş tüm öğretmenlerin
Zayıf noktalar seçilmiş olacak. Tabii zayıf noktalar. Yani insanlar buna Allah öyle belanı versin ya dese bile oy verecek. Mesela CHP ile MHP'ye de ya bak yok kardeşim bunlar elini taşın altına koymaz denecek. Bunun gelecek nesil, bugünü kurtaran nesil 20 sene sonraki nesle bela bırakacak. Özür diliyorum, ben bunu şöyle tarif etmiştim eski anayasa çalışmalarında da. Yine aynı şeyin ayak sesleri geliyor. Mesela susamış bir insan. Evet, bizim anayasamız yok. Hakikaten yoksa yok hükmünde bu anayasa. Çok defadır dillendirildi. Yani bu anayasanın yapılması lazım. Eyvallah. Bu anayasanın olmazsa olmazları var. Eyvallah. Onlar falan pasifize edilerek, isimleri değiştirilerek. Yani mesela ne dendi? 2011'de Avrupa Birliği'ne sıcak görünmek için yeminde Allah'ım namusum, şerefim, kutsal değerlerim üzerine yemin ederim lafından Allah çıkarıldı. Şimdi mesela hadis der ki onlarla beraber olmayınız. Onlarla beraber olan AKP Allah lafzını yeminden çıkarttı. Ondan sonra tüm kutsal değerlerim diye değiştirdi onu gibi. Mesela burada da buna benzer laflarla işte olmazsa olmazların üstünü flu hale getirecek. Evet, bir insanların aldatmacı gözünde olacak öyleyse. Efendim? Bir aldatmacı olacak tabii, öyleyse. Tabii aldatmacı. Bundan söz ediyoruz. Ve orada onlar işte edebiyatla onu pasifize edecekler. Ve esas buradaki amaç başkanlığı yakalamak, APO'yu rahatlatmak, PKK'yı oyun dışı bırakıp Kandil'i hapsetmek, aynı zamandaki siyasi gücü Demirtaş'ın ya da eş başkanları falan elinden alıp diğer HDP'li güçlerin eline vermek. Bundan sonra da saldım çayıra mevlam gayrı HDP'nin aldığı alacağı 10-13 arasında gezmek olacak. Onu oraya hapsederken aynı zamanda oranın siyasal partisini de kurmuş ve kökleştirmiş olacak. Tek partili Cumhuriyet kurulmazdan önce Cumhuriyet'in tek partisi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi diye orada özerk federasyon ve bağımsızlık aşamalarını yaşayacak olan Amerikan projesi olan bu Kürt projesinin de tek partisi HDP zaman içinde 50-100 sene sonra da kendi içinden bölünmelerle partisini yaşayacak. Bunlar emperyalizmin oyunlarıdır. Ve buradaki onlar yine başa az önce söylediğimi söylüyorum. Bu oyunlar olacaktır. Burada bizim Türk ve Müslüman milletin eksikliği bir araya gelip AKP'si, MHP'si, CHP'si. Hatta bu içinde irli ufaklı Saadet'i, Doğru Yolu, evet, Demokrat Parti. Gelin kardeşim, biz de kendi kendimize bir milli mutabakat projemiz, eksenimiz olsun. 10 yıl sonra ne olacağız? 30 yıl sonra bu Türk İslam alemi ne olacak? Bir birlikteliğe ihtiyaç var 50, o zaman Türkiye'de. Tabii ki böyle bir ekseni oluşturmak gerekiyor. Tabii bu eksende bir tek ben görmüyorum. Bunu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gördü. Muhsin Yazıcıoğlu yalnız bu zaman sosyalist sol gruplar katil falan diye karşı çıktılar. Hemen provoke edildi. Belki orada onlar bir şekilde ortaya sürüldü sosyalistler falan. Farkında olmadan oyuna geldiler. Belki bu işi ortaya atan kişi yanlıştı. Bunu Muhsin Yazıcıoğlu atmamalıydı. Evet. Netice geldi Fethullah Gülen Hoca. Tabii evet olsa, yani. Fethullah Gülen Hoca dile getirdi. İşte neticede Fethullah Gülen Hoca da o arada bir defa gelip öyle değil, böyle değil, şöyle diyen entelektüeli bir dahakilere çağırmadı. Fethullah Hoca da o yanlışlara girdi. Kısacası bu proje başlamadan bitti ama bu projeye Türk milletinin ihtiyacı vardır. Bugün de yarın da yok mu plansız programsız giden bir millet bu hız çağında rotasız, haritasız giden, şoförsüz giden otomobile benzer. Ne zaman dağa tostlar, ne zaman ağaca, ne zaman göle düşer, ne zamanlar uçurumdan uçar belli olmaz. Ama biz bu kadar plansız gidersek başkalarının planının parçası oluruz. O plan da bize göre olmadığı için zarar neticede edeceğiz. Muhakkak, çünkü planı yapanlar aman yüce Türk milletini ne kadar biz ulvi bir hale getirelim, nasıl dünyada model ülke kılalım diye uğraşmıyor. Tam tersi. Nasıl yok edelim de demeyelim, tam tersi yok etmek olur. Hayır. Nasıl dizlerin üstünde bugüne kadar geldiği gibi nasıl dizlerin üstünde yürüsün diye yapılan planlar, projeler, biz halen onların planın parçasıyız. Benim üzüntüm de odur ki bizim evlatlar da aynı planı bundan sonra vay onlar oldu, şuraya yol yapıldı, buraya yapılmadı, öyle olduğu konuşacak. Maalesef plansız programsız giden Türkiye'de torunlar da
50 sene sonra aynı şeyleri konuşuyor olacak. Bu süreçten etkilenecek. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür paylaşımlarınız için, davetimizi kırmayıp konuğumuz olduğunuz için. Yine ağırlamak istiyoruz. Sağ olun, çok tatlı bir sohbetti. Ankara'da, ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Şahsım adına da keyif aldığım bir sohbet oldu. Muhtemelen Ankara'da sürdüreceksiniz çalışmalarınızı. İnşallah. Her zaman ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Sayın Hayati Tekin konuğumuz oldu. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Bir aramız olacak. Aramızın ardından haberlerimizle haberin sesine devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın.